Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Bugün ETS2 oynuyoruz. Bugünkü aracımız Mercedes Sprinter. Servis çekeceğiz. Keşanbirlik turizmini de kapladım ben onu. İsterseniz farklı skinleri de kullanabilirsiniz. Modun içerisinde var. Ve bir gezelim aracı. Malkara, Tekirdağ Malkara yazıyor. Hemen arkasında da Beylikdüzü Keşan. 34'ler 181 plakalı Özkeşan Turizm yazmışlar. Yani güzel olmuş. Şöyle kendine özgü jantları var. 6 tane jant özelliği var. İsterseniz değiştirebiliyorsunuz. Kapalı kasa yapabiliyorsunuz. Yolculu veya yolcusuz yapabiliyorsunuz. Şuraya arkaya gidemedim. Böyle arkaya okul taşıtı olanı var, olmayan var. Yani birçok özelliği var. Onları da yapabilirsiniz. Işık özellikleri var. Şöyle içine de geçelim. İçe de bu şekilde. Yani kabin derecelerini ya sorun yaşamazsınız. Yani konuşamadım. Yani güzel yapılmış. Kimler yapmış? Onu da hemen söyleyeyim ben. Sabit ses sayesinde Harun Aras yardımcı olmuş aracın ve genel olarak da Gökhan Demirhan yardımcı olmuş aracın yapımında. İkisinin de eline sağlık. Bugün Grand Utopia haritasında oynamak istedim. Şöyle düz bir yol seçtim. Bu düz yolda Clear Land'den çıkacağız. Şöyle gördüğünüz gibi çok viraj olmayan düz bir yol. Şurada da Cihar Haç'ta bitirebiliriz. Hafiften yola çıkalım. Sesini duyalım hatta. Aynen. Bu şekilde de navigasyonumuz çalışıyor. Camımız açılıyor mu? Bakalım bir. Evet, cam animasyonu yok. Maalesef. Cam açılıyor ama. Ses geliyor. Aynen. Diğer cama bakalım. Onda da aynı şekilde açılıyor ama gözükmüyor. Yani o da o kodlukta o kadarlık çatlak su kaçırmaz derler. Biz böyle hafiften yola çıkalım. Araç acayip hızlanıyor. Bir iki tane deneme yaptım. Yani takla atabilirsiniz. O yüzden yavaş gitmemiz gerekiyor. Yani taksi gibi bir şey. Bayağı bir hızlanıyor. Sinyallerimizde sorun var sanırım. Çalışmıyor. Göstermiyor. Ya da şurada mı kaldı acaba? Direksiyon ayarına yukarı çekelim. Yok. Sinyaller çalışmıyor. Dışarıdan çalışıyor mu? Dışarıdan çalışıyor. İçeriden çalışmıyor. Neyse arkadaşlar izliyorsa güncelleyerek onları düzeltirler. Ben indirme linkini açıklamaya koyacağım. Oradan isteyen arkadaşlar indirebilir. Gördüğünüz gibi hemen hızlanıyor. Hatta düşük motoru seçtim. Dedim ki hani sonuçta bir Sprinter'ı yük taşımayacağız. O yüzden sorun olmasın diye. Ama gördüğünüz gibi araç uçuyor. Çok çabuk hızlanıyor. Güzel de bir sesi var böyle. Otobanda boşluk bulursak hız denemesi yaparız. Tabi takla atmayalım inşallah. Kesin uçarız biz. Neyse yeşil yandığında açarız. Heh, yandı zaten. Günde yük taşımayalım böyle gezelim biraz dedim. Hep çalış hep çalış. Nereye kadar değil mi?
Kornaya bakalım. Böyle bir kornumuz var. Evet. Korna olmamış. Tır kornası çünkü. Şöyle sollamaya çıkalım. Bakalım. Kaç yapıyor maksimum? Ya 90. 90'da kaldık. Ama çok çabuk hızlanıyor. Röterler çalışıyor mu? Ona bakalım. Yok, röterlerimiz yok. Motor freni de yok. Yani Mercedesler, minibüslerde oluyor mu bilmiyorum. Güç kaynağımızı açmayı unutmuşuz. Heh, onu da açalım. Hatta şunu da göstereyim ben. Şöyle müsait bir yerde durayım. Önde ışık özellikleri var. Gece yapmayı unuttum. Gece bir gündüz yapalım, ona da bakalım. Göstergeler çalışıyor, gördüğünüz gibi. Herhangi bir sorun yok. Işıklarımız da çalışıyor. Yani böyle ses yapmıyor. Böyle kafa dağıtmalık, böyle gezmelik. Skinlerde neler vardı? Kargo, hızlı kargoydu sanırım. Skini var. Şu anki kullandığım Keşan Birlik skini var. Başka ne vardı? 4-5 tane de skin paketi var içinde. Onları da deneyebilirsiniz. Hangisini yapmak istiyorsanız. Ama interiörü güzel olmuş. Kaliteli yani. Viraj varmış. Yani düz yol seçtim ama yine de arada virajlar oluyor. Dediğim gibi isterseniz kapalı kasa yapabiliyorsunuz. Arkası gözükmüyor. Sadece ön taraf gözüküyor. İsterseniz okul taşıtı yapabiliyorsunuz. Kırmızı saat bir yerde çekeyim ben. Işıkları gösterelim. Ondan sonra devam edelim. Size geçelim arada. Kaç yapalım? Gece 12 olsun. Şıkları yakalım. Farlar çok belli olmuyor aslında gece. Yani şu şekilde. Böyle de animasyonu bir ışık var. İsterseniz polis sireni yapabiliyorsunuz. Ama onun bir hatası olmuş. Şu arkada da polis ışığı yanıyor. Ve içerinin ışığı yanmıyor. Evet. Biz tekrardan gündüz yapalım. Ama içerinin ışıkları, yani direksiyon ışıkları şu şekilde güzel olmuş ya. Aa, gece seferi de olur yani. İçeriden gözüküyor ışıklar. Dışarıdan çok belli olmuyor. Evet. Gördüğünüz gibi. Ben tekrardan saati değiştireyim. Kaç olsun? 10 yapalım. Aynen. 10 ideal böyle. Işıklarımızı kapatalım. Çıkalım tekrar yola.
5 vites özelliği vardı. Bir de 7 vites vardı. Dediğim gibi ben güçsüz olanı seçtim. Çok uçmayalım dedim. Ama bununla da 90-90 gidebiliyorsunuz. Zaten ana haritada, yani bu şu an Grand Utopia'dayız. Ama ana haritada da oynamak isteyen arkadaşlar varsa diğer motoru seçebilirsiniz. Hız denemesi yapabilirsiniz. Taklatmak isteyen arkadaşlarımız varsa. Yani güzel olmuş. Herhangi bir FPS düşüklüğü ya da herhangi bir sorun yok. Şöyle kameralarımızı da göstereyim. Değişik olmuş. Direksiyonu falan kaliteli bayağı. Duşları falan. Dediğim gibi bir sorun işte polis sireni koyduğunuzda içeride de aynı polis şapkası gibi bir şey çıkıyor. Orada bir hata olmuş. Ve sinyaller çalışmıyor. Yani içeriden sinyal çalışmıyor. Seslerde bu tır seslerinin çıkması aslında çok hoş olmamış. Harun arkadaşım onu da duyuyorsa düzeltebilir. Yani bu Sprinter'da yoktur muhtemelen. Orada bir hata oluşmuş. Onu da bilgisini vereyim. Sollamaya çıktık ama karşıdan araç geliyor mu? Geliyor. Çarpıyoruz. Uçmamak gerekiyor dedim size. Araç uçuyor yani bir anda. Şurada ne vardı? Işık mı var orada? Aynen, ışık varmış. Yol yapım çalışması için ışık koymuşlar. Biz de tosladık arkadan. Biz bu arada geldik mi? Vay be. Ne çabuk ya. Tırla bu kadar hızlı gelemezdik. Çok hızlı gelmişiz. Neyse biz biraz daha takılalım. Ondan sonra müsait bir yerde bitiririz. Nereye nokta atalım? Şöyle kısa olsun o da. Yani şuraya kadar gidebiliriz. Yani şuraya da keşfetmiş oluruz ya. Hadi ya bitmedi mi? Işık hala yanıyor. Saçmalama ben işte yine. Yani çıkacağız diye. Sakin. Gelen giden yok.
Araç var ya, efsane ya. Yokuş aşağı hızlanıyor. 106, 107, 108, 109. Daha gider miyiz? Karşıdan kimse gelmediği sürece basarız. Altı şu an. 117, 120 görür mü? Daha gitmiyor. O kadar. 120'ye kadar. Göstergede 200 yazıyor ama 120'ye kadar, yani bazı araçlarda böyle, ya da ben hız sınırını açmamış olabilirim. Ondan da çok gitmiyor olabilir. Siz deneyebilirsiniz. Ama sürmesi gayet keyifli. Gördüğünüz gibi herhangi bir FPS düşüklüğü falan da yapmıyor. Yani kafanıza göre takılabilirsiniz. Ben yine haritanın linkini de aracın indirme linkini de koyacağım. Oynamak isteyen arkadaşlar varsa indirip oynayabilir. Yani gezmelik sonuçta, yük taşımayacaksınız. Ya bu şekilde takılabilirsiniz. Çok bu değilmiş ya. 4 kamerası bu şekilde çalışıyor. Yani sonuçta tır simülasyonu olduğu için, yani bu ufak tefek hatalar olabilir, yani sorun olmaz. Ve köprü bayağı yüksekmiş. Yani şeyleri ayaklarını görünce bayağı bir yüksek. Boğaz Köprüsü gibi bir şey galiba. İçinden geçiyoruz. Nokta attığımız yerde de park var. Orada parkta müsait bir yeri çekelim. Nereden? Sağdan galiba. Aynen, sağdan gösteriyor. Nasıl gireceğiz oraya? Aynen, direkt parka indiriyormuş zaten bu yol bize. Çok çabuk hızlandığı için toparlayamıyorum. Şöyle duralım. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu şekildeydi. Çok çabuk hızlanıyor. Şöyle abi. Heh. Tamam.
Güneşten biraz parlama oluyor. Böyle iyi. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu şekildeydi. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda abone olup bildirimleri de açmayın ki her video attığımda size bildirim gelsin. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.